Konlu Pirevir hakkında bilmemiz gerekenler. Tarih 25 Şubat 2022. Yazan Barış Murat Ayvacı. Seslendiren Gizem Coşkun Yüksel. Molnu Pirevir nedir? Bir ribonükleozit olan beta-DN4 hidroksistinidin NHC oral öncül ilaçtır. Bu nükleozit RNA virüslerine karşı geniş antiviral aktiviteye sahiptir. NHC'nin viral RNA bağımlı RNA polimeraz tarafından hücre içine alınımı viral mutasyonlara ve ölümcül mutagenize neden olmaktadır. Bu şekilde molnupiravir SARS-CoV-2'ye karşı potent antiviral aktivite göstermektedir. Mutajenik bir ribonükleozit olduğundan molnupiravirin insan konak hücreleri tarafından metabolize edilerek konak DNA'sına dahil olmak suretiyle mutasyonlara neden olması gibi teorik bir risk bulunmaktadır. Literatürde bu konuda yer alan iki in vivo mutajenisite çalışmasının sonucunda FDA, Food and Drug Administration, mevcut olan genotoksiste bilgileri ve tedavinin 5 günlük süreci dahilinde molnupiravirin genotoksiste açısından düşük risk taşıdığı sonucuna varmıştır. Bu risk aynı şekilde COVID-19 virüsünün kendisi içinde mevcut olduğundan bu ilacın kullanımı COVID-19 mutasyon oranlarında bir değişikliğe neden olabilir. Bu nedenle FDA üretici firmaya COVID-19 varyantlarının ortaya çıkması açısından genomik veri tabanlarının takibini şart koşmaktadır. Peki ya kullanım onayı? 2021 yılı 22 ve 23 Aralık'ta FDA'nin yüksek riskli olan, hastane yatışı gerekli olmayan, hafif ve orta şiddeti COVID-19 hastalarına kullanılmak üzere acil kullanım onay verdiği iki antiviral ajandan biri molnupiravirdir. Bu onay kimler için geçerlidir? Molnupiravir, SARS-CoV-2 için doğrudan viral testi pozitif olan, hastaneye yatış bölüm açısından ağır COVID-19 klinik süreci gelişimi için yüksek riske sahip olan, FDA tarafından yetkilendirilen veya onaylanan alternatif COVID-19 tedavi seçeneklerine ulaşılamadığında veya bu seçenekler klinik olarak uygun olmadığında sadece hafif orta şiddette COVID-19 kliniğine sahip erişkinlerin tedavisinde kullanılmalıdır. Molnupiravir kimlerde kullanılmamalıdır? Molnupiravir 18 yaş altındaki hasta popülasyonu için 18 yaş altındaki çocuklarda kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır. Bu nedenle bu yaş grubu çocuklarda olası kemik ve kartilaj gelişimi üzerine olası etkileri nedeniyle yetkilendirilmemektedir. COVID-19 nedeniyle hastane yatışı gereken hastalarda başlangıç tedavisi olarak ya da 5 ardışık günden daha uzun süre kullanımı konusunda onaya sahip değildir. FDA yüksek riskli hasta grubunu nasıl tanımlamaktadır? Aşılanmayan, aşılanan ancak çeşitli nedenlerle aşıya karşı yeterli bağışıklık yanıtı oluşturması beklenmeyen hastalar yüksek risk olarak tanımlanmaktadır. Neden molnupiravir? Güncel literatür ne demektedir? Çok uluslu faz 3 randomize bir çalışma olan Move Out 2 çalışmasında molnupiravirin 12 saatte bir 800 mg oral olarak 5 gün boyunca kullanımı plasebo ile karşılaştırılmıştır. Çalışmaya hastane yatışı gerekmeyen, aşılı olmayan, gebe olmayan, hafif orta şiddeti COVID-19 enfeksiyonuna sahip, COVID-19 açısından ağır klinik progresyon için yüksek riske sahip olan ve semptom başlangıcının ilk 5 gün içinde olan hastalar dahil edilmiştir. Çalışmanın primer sonlanım noktası 29. gündeki mortalite ve tüm nedenlere bağlı hastane yatışları olarak belirlenmiştir. Yatışlar 24 saatten uzun süren hastanede kalış olarak tanımlanmaktadır. MUVAC çalışmasında molnupiravir plasebo ile kıyaslandığında hastaneye yatış ve ölüm oranını %30 oranında azaltmıştır. Molnupiravir, National Institute of Health kılavuz önerileri arasında yer almakta mıdır? Hastaneye yatışı gerekmeyen hafif orta şiddetli hastalık progresyonu açısından yüksek riske sahip hastalar için National Institute of Health kılavuzları tercih sırasına göre aşağıdaki tedaviler önermektedir. Nilmatrelvir 300 mg, Ritonavir 100 mg. 2. Sotrovimab 500 mg. 3. Remdesivir 200 mg. 4. Molnupiravir 800 mg. Yukarıdaki diğer tedavi seçenekleri mevcut olmadığında molnupiravirin 18 yaş ve üzeri yetişkinlerde semptom başlangıcının ilk 5 gün içerisinde mümkün olan en kısa sürede günde 2 kez olmak üzere 5 gün süresince alınması National Institute of Health kılavuzu tarafından önerilmektedir. Gebelerde kullanılabilir mi? FDA, hayvan çalışmaları sırasında gözlenen fetal toksite olayları nedeniyle gebe hastalarda kullanımını önermemektedir.
Ancak bu konuda diğer tedaviler mevcut olmadığında embriyogenez zamanının ötesinde 10 haftadan sonra gebe hastalar riskler hakkında tam anlamıyla bilgilendirildikten ve bu bilgiler hekim tarafından kayda alındıktan sonra şiddetli hastalığa progrese olma riskine sahip iseler Molnupiravir seçimi düşünülebilir denmektedir. Hastam tüm aşılarını olmuş. MUVAC çalışması aşılanmamış bireyler ile gerçekleştirilmiş. Bu durumda hastama Molnupiravir önermeli miyim? COVID-19 aşılarını olan hastalar hakkında Molnupiravir'in kullanımı konusunda veri bulunmamaktadır. Ve bu ilacın düşük etkinliği göz önüne alındığında National Institutes of Health kılavuzu bu ilaç için risk fayda oranını göz önüne alındığında kullanımını daha az avantajlı olarak değerlendirmektedir. İlaca başlayan bir hastamızın hastaneye yatması gerekti. İlaç kullanımını kesmeli miyiz? Tedaviye başlandıktan sonra hastaneye yatışı gereken hastalar için Molnupiravir tedavisinin sağlık hizmeti sağlayan kişilerin kanaati doğrultusunda tamamlanabileceği ifade edilmektedir. Mutajelik etkileri olan bir ilaç söz konusu. Hastalarımızın daha kısa süre kullanmalarına önerilebilir mi? Daha kısa süre kullanımın daha az etkin olduğuna veya Molnupiravir'e dirençli mutasyonların ortaya çıkışı ile ilgili olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır. Doğurganlık çağındaki kadın hastama uyarılarım neler olmalı? Doğurganlık çağındaki kadınlar bu ilacın kullanımı süresince ve ilacın son dozunu aldıktan 4 gün sonrasına kadar sırasında cinsel ilişkiye girmekten kaçınmalı veya güvenilir bir kontrasepsiyon metodu kullanmalıdır. Peki ya erkek hastama? Üreme çağındaki seksüel olarak aktif erkekler tedavi süresince ve Molnupiravir'in son dozunun alımından en az 3 ay sonrasına kadar cinsel ilişkiye girmekten sakınmalı veya güvenilir bir kontrasepsiyon metodu kullanmalıdır. Emziren hastama uyarılarım neler olmalı? Emziren kişilerde ve Molnupiravir maruziyetine bağlı infantlarda gerçekleşebilecek olası yan etkiler konusunda bilgiler sınırlıdır. Güncel öneri, Molnupiravir tedavisi süresince ve son doz alımından 4 gün sonrasına kadar anne sütüyle infantın beslenmesinden sakınılmalıdır. Bu süre zarfında sütün pompa yardımıyla sağılmaya devam edilmesi, sütün sürekliliğinin sağlanması açısından önemlidir. Peki ya ilaç etkileşimleri? In vitro çalışmalara dayanarak Molnupiravir veya aktif metaboliti olan NHC, majör ilaç metabolize eden enzimlerin inhibitör veya aktivatörleri olmadıkları gibi, majör ilaç transporterlerinin inhibitörleri değildirler. Acil kullanım onayı sırasında bu ilaç için herhangi bir ilaç-ilaç etkileşim tespit edilmemiştir. Molnupiravir'in en sık yan etkileri nelerdir? İshal, bulantı ve baş dönmesi. İlaç kullanımına bağlı anafilaksi gibi hipersensitif reaksiyonları rapor edilmektedir. Bu durumlarda ilaç kullanımı bırakılmalıdır. Molnupiravir temas öncesi veya temas sonrası kullanılabilir mi? Molnupiravir'in temas öncesi ya da temas sonrası profilaksi için kullanım yetkilendirmesi mevcut değildir. Molnupiravir ne şekilde kullanılmalıdır? 200 mg'lık kapsüllerden her 12 saatte bir 4'er adet 5 gün boyunca alınmalıdır. 2 x 800 mg olarak. Yemeklerle alınmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Bakanlığımızın önerisi ne şekildedir? 12 Şubat 2022 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün COVID-19 ilişkin hasta tedavisi kılavuzunda Molnupiravir'in tanısı PCR ile doğrulanmış, hafif orta seyirli, semptomlarının ilk 5 gününde olan ve ağır COVID-19'a ilerleme açısından yüksek riskli, aşağıda verilmiş gruplarda yer alan yetişkin 18 yaş üzeri COVID-19 hastalarında aşılama durumuna bakılmaksızın kullanılması önerilmektedir. 65 yaş ve üzeri olanlar, primer immün yetmezliğe sahip olanlar, son 1 yılda kemoterapi almış, solid veya hematolojik kanser hastaları, son 6 ayda radyoterapi almış kişiler, solid organ nakli yapılmış kişiler, kemik iliği nakli yapılmış kişiler, AIDS hastaları, CD4 200 mikrolitrenin altında olanlar, son 1 yıl içerisinde rituximab tedavisi alan ve halen tedavisi devam eden kişiler, kullanım dozu ve süresi 2 x 800 mg bölü gün olacak şekilde toplam 5 gün olarak önerilmektedir. Pandemisiz günlerde buluşabilmek ümidiyle. Dinlediğiniz için teşekkürler.